Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Odeabank mobil uygulamasında kıymetli maden alış, satış ve çapraz satış işlemlerine bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar, eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanıza fayda var. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle ana menüye giriş yaptığımda yatırımlar menüsüne giriş yapıyorum. Burada ikinci sırada kıymetli madenler menüsüne giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi portföyümüzü inceleyebilir, alış satış yapabilir ve son olarak da çapraz satış işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Portföye giriş yaptığımda burada bana ait kıymetli maden hesabının olmadığını görüntülüyorum. Eğer bu menü sizde de böyle gözüküyorsa kıymetli maden hesabı aşırı ilerleyelim. Burada öncelikle kıymetli madenlerden Odeabank Mobil'in desteklediği altın ve gümüş hesaplarımızı açabiliriz. Örneğin altın hesabı açmak istersem ve hesabıma bir isim vermek istersen bu tamamen isteğe bağlı bir durum. Ben burada altın hesabım yazmak istiyorum. Devam dediğim takdirde bir sonraki onay aşamasına geldim. Onaylayarak ilerliyorum. Burada altın hesabımız oluşturuldu. Artık portföyümüzü görüntüleyebileceğiz. Portföye giriş yaptığımda gördüğünüz gibi bana ait kıymetli maden portföyümü görüntülüyorum. Burada altın hesabımın TL cinsinden ve altın döviz cinsinden döviz kurunun nasıl olduğunu görüntüleyebilirim. Alış işlemlerine girdiğimiz zaman da burada altın hesabımı seçiyorum. Ardından tutarın çekileceği, yani altını satın almak istediğim Türk lirası cinsinden hesabımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu adımda artık 1 gram altına denk gelen TL cinsinden fiyatını görüntülüyorum. Evet, artık bu işlem için günlük 1 milyon TL'ye kadar limit tanımlandı bana. Burada örneğin 2 gram altın yazıp alabilirim. 3 gram altın alabilirim. 100 gram altın alabilirim. Alt tarafta TL cinsinden karşılığını görüntülüyorum. Devam dediğim takdirde altın alış işlemini yapabileceğim artık. Satış işlemleri için de arkadaşlar satış menüsüne giriş yaptığımda burada altın hesabımı seçtikten sonra tekrar satışını gerçekleştirebileceğiz. Burada anlık olarak karşımıza döviz kurunun satış miktarı üzerinden karşılığını görüyoruz. Çapraz satış işlemlerimiz için de arkadaşlar burada dolar hesabımız, altın hesabımız ve euro hesabımız gözükmekte. Çapraz satış işlemlerimizi de yine aynı şekilde bu menü üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Aldığımız ve sattığımız bütün altın miktarlarını yine portföyümüz üzerinden görüntüleyebilir. Aynı şekilde gümüş hesabı oluşturarak da yeniden gümüş işlemlerimizi de buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Onun için de tekrardan gümüş hesabı açmamız gerekiyor. Yine vadesiz hesap seçeneğinden döviz cinsini burada gümüş olarak belirlediğimiz takdirde yine aynı şekilde gümüş hesabını açabilir ve gümüş alış ve satış işlemlerini inceleyebiliriz arkadaşlar. Buna göre yatırımlarımızı değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.